Bu videonun başlığı clickbait değil, şaka yapmıyorum. Bu stratejiden daha önce biraz bahsettiğim kanal takip edenler bilir. Hali hazırda geleneksel dünyada devasa olan bu yüzden blockchain'e geçtiğinde, blockchain'e transfer olduğunda burada da devasa olabilecek sektörleri bulmak. Bunlar neydi? Gelin hız kaybetmeden videoya geçelim. Ne demişler? Money loves speed. Para hızı sever. Bu işte de böyle, yatırımda da böyle. Konuşacak, inceleyecek, çok şeyimiz var. Bir de videonun sonunda artık kendi başınıza sektörler, hatta coinler bulmak istiyorsanız size bir yöntemden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu söylediklerim asla yatırım tavsiyesi değildir. Kanalın ilk gününden beri dediğim gibi tüm videolar eğitim amaçlıdır. İlla yatırım tavsiyesi arıyorsanız en iyi yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Zaten videoları dikkatle incelerseniz kanalın amacı da budur. Çünkü gerçek zenginlik eğitimle gelir. Buraya geldik. Büyükten küçüğe gidelim. Şimdi Bitcoin ETF haberleri, ETF bildiğimiz fon, borsa yatırım fonu eğer onaylanırsa sanıyor musunuz ki bu sadece Bitcoin ne kalacak? Sonuçta kripto para piyasasının değerinin neredeyse %50'si altcoin'ler. Bitcoin onaylanırsa altcoin ETF'leri de çıkacak ve burada sağlam olan coin'lerde pump yaşanacak. Bir de bunun üstüne avantajlısınız çünkü ayı piyasası büyük piyasa değerli coin'leri orta piyasa değerli coin'ler yaptı. Burada kurumsallardan gelecek adaptasyona, en yakın coinler hangisi? Bunu görmek için Grayscale Trust'larına bakalım. Bunlar da ETF'e benzer ama farklılıklar var. Grayscale biliyorsunuz daha önce piyasalara direkt müdahale edebilmiş çok büyük bir şirket. Burada olan altcoin'lere hali hazırda bir seviyeye kadar kurumsal adaptasyon gelmiş. ETF'ler de onaylanırsa bu Bitcoin'e sınırlı kalmayacak. O zaman bakalım burada hangi altcoin'ler var. Daha küçük coinlere geleceğiz elbette. Bunlar kurumsal adaptasyon geldiği için, trustları çıktığı için kendini bir yere kadar kanıtlamış olanlar. Elbette Ethereum, Bitcoin'den sonra en büyük olanı da zaten bu. Aylardır 1200 dolarlardan beri üstüne basa basa her videoda. Ethereum ucuz dedim, Ethereum topluyorum dedim. Ethereum deflasyonist dedim. Ethereum'un üzerinde binlerce D-App merkeziyetsiz uygulama var dedim. Ethereum tüm sonlarını geçişsiz yapıyor dedim. Ethereum'u stake edenler gün geçtikçe artıyor dedim. Geliştiriciler artıyor dedim. Proof of stake onu daha kıt hale getirdi dedim. Merkeziyetsizlik konusunda hala mükemmel olmasa da e coin'lerin %99'undan çok daha iyi dedim. Garanti olsun diye 10.000 dolar hedefimi tutuyorum. Benim içimde o hedef çok daha yüksek. 10.000 dolar kolay gözüküyor. Ethereum'dan sonra Chainlink ETF'i gelebilir ve aşağı iniyorum. Burada size son zamanlarda çok söylediğim tüm bankacılığı, geleneksel finansı yerinden etmeye çalışan, şimdiden bile milyarlarca dolar piyasa değeri olan bu merkeziyetsiz finans coin'leri. Bakın tıklayalım. Bunlardan bu gördüklerinizden hiçbiri ilk değil. Burada da güzel para var. Bunlardan oluşan ETF'lerin eğer onaylanırsa gelmesi muhtemel. Çünkü elbette kripto para piyasa değerinin yarısı altcoin'lerken bitcoin'le sınırlı kalması saçma olur. Umarım onaylanmaz. Bir önceki videoda ondan bahsettik ama onaylanırsa elbette altcoin'lere gelecek. Bunlar da en yüksek ihtimaller. Bu coin'ler arasında kör dışında tüm coin'lerden size bahsettim. Grayscale'ın da benimle aynı düşündüğünü görmek sevindirici. Şimdi ikinci sırada bir sektör var. Ben hiç... Oyun vesaire oynamasam da. Çünkü ben oyunu gerçek hayatta oynamayı tercih ediyorum. Yani karakterim var. Onu daha sağlıklı yapmak için sporu götürüyorsun. Onu daha zengin yapmak için farklı işlerde çalışıyorsun. Onu sürekli geliştiriyorsun. Saatler harcıyorsun. Bu vakti kendime harcarım. Gerçek oyundaki gerçek karakterimi geliştiririm. Ama ne diyordum? Ben hiç oyun oynamasam da rakamlara baktığım zaman sonuç net. Gaming yani oyun ve metaverse sektörü hızlı gelişiyor. Bakın. Gerçek dünyada hali hazırda bol sıfırlı piyasa değeri olan coinlere bakmalıyız demiştim. Gaming yani oyun sektörünün piyasa değeri 400 milyar dolara yakın. Kriptolarda ne kadar? 9 milyar dolar. Yani onlarca x büyüme potansiyeli var. Blockchain'in katma değerini artı özelliklerini yeniliklerini katmıyorum bile. Oyun oynamayın bağımlısı asla olmayın ama rakamlara baktığımız zaman sektörü büyüyor. Sadece oyunda değil bu sektör. Apecoin İyidir demiyorum. Beğendiklerime geleceğiz. Şunu göstermek istiyorum. Sadece bir oyunun token'ı değil. Daha kapsamlı. Aynı şekilde Sandbox, Decentraland, Metaverse Coin'leri ve bunların bu gördüklerinizin bir artısı var. Çoğu CoinMarketCap'teki aşağılara doğru inin. 2. 3. 4. sayfaya geçin. Coin'lerin kullanımı aslında sandığınız kadar değil elbette geleneksel sektörlerini renove eden çok daha iyisini sunan mükemmel kullanım alanı sunan tokenlar var. Ama çoğunluğa baktığımız zaman kullanımları henüz o kadar yok. Ama oyun coinlerine baktığımız zaman bunların kendi dünyaları, kendi ekonomileri var. Burada arsa alıyorsun, iş kuruyorsun, biriyle toplantıya gidiyorsun, konsere gidiyorsun, oyunda ürünler alıp satıyorsun. Burada oyunun dünyasında oyunun bu dünyanın Para birimi kendi tokenları. Her yerde bu paralar kullanılıyor. Apecoin tam emin değilim. Siz araştırmışsınızdır. Seviyorsunuzdur. O zaman başka soruya gerek yok. Geldik. Decentraland, Sandbox. İki Metaverse öncüsü. Hatta bunlardan birini belki ikisini devasa şirketlerden biri alabilir. Microsoft gibi. Meta yani Facebook gibi. Ve o zaman inanılmaz piyasa değerlerine ulaşabilirler. Bunların alacak olması merkezi olacaklar. Demek değil yine blockchain üzerinde olur sadece geliştiricilere giden, şu anki güncel geliştiricilere giden, onlar da sonuçta para kazanıyorlar, işlem ücretleri vesaire bu şirketlere gider. Şimdi bu ikisinden hangisi? Çok basit. O kadar basit ki %90'ınız çok saçma şeylere vakit harcıyorsunuz. Eğer karar veremediyseniz Google'a gireceksin. 20-30 dakika bir oyunu, 20-30 dakika diğer oyunu oynayacaksın. Hangisinin deneyimi daha iyi? Hangisinin grafikleri daha iyi? Gerçek hayatta yapacağım bazı şeyleri Metaverse'de yapsan konsere katılmak olur, toplantıya katılmak olur veya sadece oyun oynamak olur. Hangisini tercih edersin? Hangisi daha aktif, hangisi daha kaliteli gözüküyorsa, hangisini daha çok beğendiysen o proje aslında daha iyidir. Warren Buffett'ın dediği gibi yatırım basittir. İnsanlar o basit olanı yapamıyorlar. Warren Buffett taktiği küçükken sokağa çıkıp içeceklerin kapaklarını toplarmış. Böyle poşetler halinde alıp hepsini eve getirip yarı döküp Hepsini kendi markalarına, renklere göre ayırırmış. Bu şekilde en çok hangi içecek markasının tüketildiğini, en çok hangisinin satıldığını anlar ve o şirketin hisselerini alırmış. Al sana temel analiz. Yatırım zor değil, basittir. Neden herkes yapamıyor? Çünkü ayrıntıya dikkat edin. Kolay demedim. Basittir dedim. Kolay olmakla basit olmak birbirinden farklı şeyler. Şimdi tekrar buraya gelelim. Engine fena değil. Ee, Birçok oyunun ve projenin arasında köprü olmaya çalışıyor. Birçok özelliği var. Tek eksisi çok fazla şey sunmaya çalıştığı için tek tek sunduğu hizmetlerde sadece bu hizmetlere gelin web sitesine girelim. Mesela bakın sadece bunlara, bu ürünlere odaklanan projelerle rekabet bilir. Eksisi bu olabilir. Onun dışında iyi proje potansiyeli var. CoinMarketCap e gelip aşağı inelim. Illuvium kurucusu Kieran Warwick kendisi Synthetix'in kurucusunun kardeşi. Abi kardeş blockchain'de iyiler. Illuvium'un direkt mesela az önce Decentraland Sandbox'da örnek verdiğim gibi grafiklerine bakalım. Gösterme sebebim gerçekten çok oynanma potansiyelinin olması. Ve oynanma potansiyeli olduğu için de oyun içinde Illuvium token'a çok talep olması. Çünkü deli gibi oyunu geliştirmeye devam ediyorlar. E görüyorsunuz görsel olarak güzel, hikayesi iyi. Yani Exinfinity gibi sadece para kazanmak için oynanılan insanların para kazanma olayı olmasa yüzüne bakmayacağı ki veriler bize gösteriyor insanlar oynamayı bıraktı. O tarz bir proje değil. Zaten token ekonomisi de onun gibi değil. Daha da aşağılara gelirsek Veresti var. Veresti reklam dolandırıcılığı ile mücadele etmek ki biliyorsunuz çok fazla spam Reklamlar var, dolandırıcılık fazla. Ne reklam verenler ne de reklam alanlar. Her yerde bu, her platformda olabilir. Reklam gösteriminden, link tıklamalarından falan para kazananlar var. Burada çok fazla spam dolandırıcılık dönüyor. Elbette tek özelliği değil. Ama reklam piyasası %100 verimli kullanılamıyor. Bunu çözüyor. Bunun dışında kullanıcıların video içeriği izlemelerini ödüllendiriyorlar. Böyle bir Blockchain Web 3 projesi portföyde yer verilebilir. Şimdi gaming. Önü çok açık. Kullanım dert değil. Çünkü hepsinin kendi dünyaları var buraların para birimleri olacaklar dedik. Çok daha büyük ve ilk birkaç favori sektörümden biri olan aslında basitçe finans, daha detayına inersek kripto türevler ve sentetik varlıklar. Birinin büyüklüğü milyarlarca dolar, diğeri <laughs> trilyonlarca. Bakın trilyon. İşte buradaki projeler, coinler, geleneksel finansı, komple geleneksel finansı. Yani büyüklüğünü aklınız almaz. Bunların hepsini yerinden etmeye çalıştıkları için başarılı olduklarında olurlarsa demiyorum. Olduklarında çok büyüyecekler. Neden bu sektörü bu kadar çok seviyorum? Çünkü unutmayın kural asla değişmez. İki şeyde çok para vardır. Bir yeni teknolojiler. Her zaman yeni teknolojilerde servet inşa edilir. Bu tarihte hiç değişmemiştir. Fabrikalar olmuştur, bilgisayar olmuştur, internet olmuştur. Yapay zeka, blockchain, yeni teknolojilerde girin Forbes'a bakın. Milyarderlerin çoğu ya bu yeni teknolojilerden veya ikincisi para. Yani toparlıyorum yeni teknolojilerde yani teknolojide ve paranın kendisinde para vardır. İşte bunlar da ikisini de bir araya getiriyor. Hem blockchain yeni teknoloji hem de bunlar paranın kendisi. Unutmayın ne dedik paranın kendisinde para vardır. Peki şu an hangi coinler? Bu baştaki projelerin hiçbirinin problemleri yok. Yani para kazanıyorlar. Hatta bazen bunlardan birkaçının Günde 100 bin dolardan fazla kazandıkları oldu. Aylık gelirleri milyonlar. Verilere bakalım. Bu arada bunlar insanların SQL diliyle listelediği grafikler oldukları için hepsi eklenmemiş olabiliyor. Yani tercihine göre ekliyorlar veya eklemiyorlar. Gmx, Synthetix ve Perp iyi gidiyor. Ama gelelim aynı şekilde. Şu ana kadar UMA, DIDX, Injective'de iyi işler çıkarıyorlar. Muhtemelen bu listeyi Hazırlayan kişi onları eklememiş. Çünkü bunlar da halihazırda para kazanıyorlar. Verilerini, istatistiklerini biliyorum. Buradan birkaç adetlik coin sepeti yapmak yine bu Boğa'da onlarca kolay x gibi gözüküyor. Bitcoin akümülasyonu başladı. Herkesin kafasında bir soru. Milyonlarca yürek akıllarda tek bir soru. Bu Boğa piyasası başladı mı? Bu senin umurunda olmamalı. İster başlasın ister başlamasın. Ayı piyasası bittiyse de hala coinler... ATS'inden çok uzak. Bu yüzden sen kaliteli varlıkları toplarsan ne olursa olsun uzun vadede kaçınılmaz olarak kazanacaksın. Şunu söyleyebilirim. Çok fazla coinlere, sektörlere saldırmak, her yerden coin aramak şunu tavsiye eder misin? Şurada biri bunu söyledi. Bir fenomen şunu söyledi. Bir arkadaşım bunu söyledi. Sosyal medyada şunu gördüm. İşte bu sektör çok büyük olabilir. Her yere saldırmak, bütün sektörlerde iyi işler çıkarmaya çalışmak yerine sadece bence bir ama bir veya iki sektöre odaklanın. Uzmanlaşın. Her sektörden veya her projeden ufak ufak azar azar bileceğinize bir şeyi çok iyi bilin. Mesela bu merkeziyetsiz finans olabilir. Merkeziyetsiz finans da hacimler, hacimlerin zincir üzerindeki oranları, işlem ücretleri, atomik sebepler, teminat oranları, merkeziyetsiz finansın her şeyine hakim olun. Ve sektörü bildiğiniz için dikkatinizi dağıtan şeyleri elediniz. Mümkün olduğunca spesifik bir alanda iyi olmak istediğiniz, o sektörün her şeyini bildiğiniz için, artık merkeziyetsiz finansı iyi tanıdığınız için, dinamiklerini bildiğiniz için, o sektörde hangi projelerin iyi işler çıkaracağını, hangi yeniliklere uyum sağlayan coinlerin ilk sıralarda yer alacağını, hatta hangilerinin başarısız olacağını bildiğiniz için para kazanma ihtimaliniz çok 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 da artar. Bir sektörde uzmanlaşın oyun olabilir. Dediğim gibi merkeziyetsiz finans, depolama olabilir. Zero knowledge yani sıfır bilgiyle işlem kanıtı. Geleceğin önemli teknolojilerinden biri. Bu olabilir, her sektör olabilir. Mümkün olduğunca enerjinizi, aslında çizsem daha iyi olur. de çizelim. Enerjinizi mümkün olduğunca bu şekilde, böyle her yere dağıtarak günün sonunda hiçbir şeyde derinlemesine bilgi sahibi olamayarak, para kazanamayarak değil de çok yere odaklanmak yerine enerjinizi mümkün olduğunca tek bir noktaya bildiğimiz su damlalarının taşları şekillendirmesi, taşları yarıp geçmesindeki formül sürekli aynı noktaya damlamaları. İşte böyle harcamak yerine sağ sola enerjinizi tek bir şeyde kullanın ve çok daha fazla ileriye gidin. Bu alanda en iyilerden biri olun. Başarının formülü bu. Sadece yatırımda da değil, iş hayatında da, becerilerde de. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Yeni gelen bu ve bunu gibi videoları kaçırmamak. Hatta ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın, kendinize yatırım yapmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.